Merhabalar, bugün sizlerle pomponmatikle nasıl kolayca pompon yapılır bunu öğreneceğiz. Bu pomponmatiğimiz Hobium sitesinde bunun farklı boyutlarını bulabilirsiniz ve farklı boyutlarda pomponlar yapabilirsiniz. Bu mekanizma nasıl çalışıyor buna bir bakalım. Burada iki tane şu şekilde açılan kapakçık var. Aynı şekilde bunun karşısında da açılan iki kapakçığımız var. Ve ortadan şöyle vida ile bağlanan bir sistem. Bunu en son pompon yaptıktan sonra çıkartıyoruz. Bu kapakçıkları da çıkartıp takabilirsiniz. Nasıl çıkartılıyor ona bir bakalım. Buradan şöyle çıkartıyorsunuz. Bunu takarken dikkat etmeniz gereken nokta bu iç kısmın dışa bakması gerekiyor. Şu şekilde. Dış kısmın da iç kısma bakması gerekiyor. Şimdi takalım ve pompon yapmaya başlayalım. Mekanizmayı alıyoruz. Önce ilk kapakçığımızı açıyoruz. Kapakçıklar ikili olarak zaten. İlk iki kapakçığı açtık. İstediğiniz ipi seçebilirsiniz. İstediğiniz kalınlıkta iple pompon yapabilirsiniz. İpimizi burada parmağımızla tutuyoruz. Ve burayı iple doldurmaya başlıyoruz. Buradaki dolgu kalınlığı tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Çok doldurursanız daha dolgun bir pompon çıkar. Az ip dolarsanız daha az seyrek bir pompon elde edersiniz. Evet, biz dolgun bir pompon yapmak istediğimiz için şu çizgiye gelene kadar ip doladık. Siz daha hızlı dolayabilirsiniz. İp dolamamız bittiğinde bu iki kapakçığın birleşme noktasına ipimizi takıyoruz ve kesiyoruz. Daha sonra bunu yerine takıyoruz. Ve diğer kapakçığı aynı şekilde açıyoruz. Buna da aynı şekilde ip doluyoruz. Burada ipimizi tutuyoruz ve dolamaya başlıyoruz. Evet, ikinci kapakçığımızı da yerine takıyoruz. Şimdi kesme işlemine geçeceğiz. Burada kapakçıkların bitiş noktasındaki şu aradan makasımızı geçirip parça parça ipimizi kesmeye başlıyoruz. İpimizi sonuna kadar kesiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafta da kesme işlemini yapıyoruz. Evet, iki tarafı da kestikten sonra yine ipimizi alarak bu ortadaki bölüme ipimizi yerleştiriyoruz. Ve bunu tam tur yapıyoruz. Daha sonra buraya bir düğüm atıyoruz. Ve burayı sıkıştırıyoruz. Bir tane daha düğüm atarak sabitliyoruz. Dikmek için ipimizi uzun kesiyoruz. Ve pomponumuz hazır. Şimdi yapacağımız işlem kapakçıkları açmak. Daha sonra da şu alanlardan tutarak mekanizmayı çıkarmak. Elimizde şöyle bir ovuşturarak yuvarlak formu oluşturuyoruz. Ve fazla ipleri keserek düzeltiyoruz. Evet, pompon yapımı bu kadar kolay. Şimdi pompon matiğimizi yine aynı formuna sokarak yeni pomponlar yapmaya başlayabiliriz. Evet, pompon matikle rengarenk pomponlar yaparak ev dekorasyonunda, kıyafetlerde yenilikler yapabilirsiniz. Güzel günlerde kullanın.